günümüzde Abdülhamit Han'ı anlamak için, yani günümüzdeki perspektifi anlamak amacıyla neyi görmemiz lazım? Şu anda da tüm Türkiye bir mücadele içerisinde. Her tarafta mücadele veriyor. Böyle büyük bir toprak var, öyle bir bakiye ki Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ayağa kalktığı zaman coğrafyada Orta Doğu'da ayağa kalkıyor, Balkanlar da kalkıyor, Kafkaslar da kalkıyor. Günümüz açısından bir değerlendirir misiniz Abdülhamit'i? Nasıl anlamak lazım? Ve hatta benzer saldırılara duçar mıyız şu anda? Ben bir telifçi bir şey yapayım. Buyurun. Şimdi tarihe soğukkanlı bakmak demek, yani hiç dolduruşa gelmeden mektep kitaplarında öğrendikleri, ideolojik öğrendikleri, annesi, babası, ırkı, köyü değil, elindeki donelere göre karar vermek demek. Biz şimdi elimizdeki donelere baktığımız zaman Sultan Hamit'i de, Sultan Hamit'in karşısındakileri de analiz ediyoruz. Şimdi bunlar hakkında değer hükmü verip vermemek, iyidir, kötüdür demek veya seviyorum, sevmiyorum demek, bu ayrı bir şey. Ama bunların bütün tarihte yaşananları doğru bir şekilde ortaya koymak mühim. Biz daha bu safhaya gelemedik. Yeni yeni geliyoruz memleketimizde. Pek çok hakikatler setredilmiş. Vesika gösteriyorsunuz. Çok yaşadık biz bunu. Bakın diyorum, burada vesika var. Sahte diyor adam. Eğer kendi ideolojisine, kendi mektebinde veya işte yakınlarından aldığı bilgiye uymuyorsa sahtelikle itham ediyor. Vesikayı kabul etmiyor. Hatırat söylüyorsunuz, subjektif diyor. Burada kastedilen bu. Belki Tevfik Hocam'ın kastettiği de bu. Yani bütün doneleri ortaya koyalım, hadiseler ortaya çıksın. Şimdi elbette ki Sultanahmet hakkında çok daha vahim hadiseler var. Sultan Abdülhamit Müslümanların halifesiydi. Sadece Osmanlıların padişahı değil. Sultan Abdülhamit'i bir fetva ile tahttan indirdiler. Fetvayı da ulemadan birisi yazdı. Şimdi ulema fetva yazar. Fetvaya bir sual sorulur, cevabı verilir. Ama bu fetva Sultan Abdülhamit'le hiç alakası olmayan ithamları ihtiva ediyordu. Din kitaplarını yakıyor, memleketi israf ediyor, insanları öldürüyor. Sultan Abdülhamit'in öldürdüğü kimse yok. İdam cezalarını müebbet hapse çevirdiğini veya affettiğini biliyoruz. Kendine yapılan suikastin failini bile affetmişti. Bunu biliyoruz. Bu gizli bir şey değil. Bunun için yok edelim. Hangi din kitabını yakmış? Yanlış basılan, tasihli basılan din kitaplarını millet yanlış öğrenmesin diye imha etmiş. Bugün de yapılıyor. Bunun neresi din kitabını yakmak? Memleketi israfa sürükledi. Bu çok ağır bir ithamdır. Sultanahmet tahta çıktığında Osmanlı Devleti iflasını açıklamıştı. Kırım Harbi sebebiyle alınan borçlar ödenmemişti. Düyun Umumi İdaresini kurdu. Bu borçların 2/3'ünden fazlasını ödedi. Bu borçları 2/3'üne indirtti. Faizlerini kaldırttı. İnsaf. Cumhuriyete kalan Osmanlı borçları Sultanahmet'ten kalan borçlar değil. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin aldığı borçlardır. Bunlar iftiraydı. Peki sonra ne oldu? Daha komik bir şey oldu. Fetvayı oyladılar. Fetva oylanmaz. Fetva neyse o uyarsın. Sevap kazanırsın. Uyumazsın, günaha girersin. Talat Paşa getirdi meclise. Osmanlı meclise dedi ki Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için fetva aldım. Şimdi bu fetvayı oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Şimdi birkaç kişi kabul etmeyecek oldu. Onların üzerine Talat Paşa heybetli bir adamdı. Hepsi oturdular. Hepsi evet dediler. Mecliste kim varsa. Kim karşı çıktı biliyor musunuz? Müslümanların halifesinin tahttan indirilmesine İstanbul mebusu Konstantinidis Efendi. Rum. Bir de bu karşı çıktı. Ayıptır, günahtır. Hepiniz bu adamın nimetleriyle pelverde oldunuz dedi. Yani onunla haşır neşir oldunuz. Tahttan indirmeyin dedi. Oradaki hepsi dediler ki yobaz, mürteci, atın şunu dışarıya. Rum mebus sahip çıktı Müslümanların halifesine. Bunlar hakikatler. Buradan iyi veya kötü, doğru veya yanlış neticesini çıkartmak okuyana kalmış bir şey. Ama bunu biz doğru şekilde ortaya koyalım. Bunlar hiçbirisi bir yerde yazılmadı. Biz bunları okumadık yetişirken. Biz sonra bunları kitaplarda okuduk, kayıtlarda okuduk, meclis zabıtlarında okuduk. Hadi padişahı tahttan indirdiniz. Hal fetvasını tebliğ etmek için seçilen heyette bir Gürcü, bir Arnavut, bir Rum, bir Yahudi vardı. Bir Ermeni ve bir Yahudi vardı. Tahkir için yaptılar bunu. Osmanlı bir imparatorluktur. Hangi milletten olursa olsun o milletin vatandaşıdır. Bunda şüphe yok. Orada aşağılama da yok. Bu heyetin bu şekilde tanzim edilmesi Müslümanların halifesini tahkir etmek içindi. İçinde Müslüman Türk yok. İkincisi Emanuel Caruso adında bütün bu hadiselerin arkasında bulunan İtalyan Mason locasına mensup Selanikli bir Yahudi banker, İttihat ve Terakki'nin finansörüdür. O var. Bunu da bilmek lazım. Hadi padişahı tahttan indirdiniz. Zalike takdirül azizir alim dedi. Bu kader dedi. Madem böyleymiş, kaderim razı olurum dedi. Padişah mütevekkil. Ondan sonra ne oldu? Yıldız Sarayı yağma edildi. Hocam oraya geçmeden Yıldız Sarayı'ndan önce İngiliz Büyükelçisi geliyor. Abdülhamit Han tahttan indirilmiş. İngiliz Büyükelçisi'nin arabasının
önündeki atlar sökülüp İttihatçılar çekiyor İngiliz evet. Büyükelçisi. Siz bizi desteklediniz diye. Yani evet. Biz sizin eşeğiniziz evet. Tırnak içinde. Çünkü bakın, tarihi bütün göreceğiz. Evet. Ne İttihat Terakki'yi övelim ne sövelim. Bir hadiseyi anlamaya çalışalım. Sen bir iddiatçısın Ali Kemal. Nedir Ali Kemal hatırlıyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk tarafından muhalif kabul edildiği için büyük cezalara Nurettin Paşa'nın linç ettirdiği. Linç ettirildi. Evet, gazeteci. Bakın bu Ali Kemal. Ve Mülkiye hocası. Bu Ali Kemal İngiliz Büyükelçisi'nin at arabasını önündeki atları sokuyor. Kendi çekiyor İngiliz Büyükelçisi'ne. Tarihimizin içinde bu parça. Bu dışında değil. Çünkü kendisi... Aynı zamanda milli mücadelede Atatürk'ün karşısında yer alıyor. Bakın yani hadiseler yerli yerine oturtulması lazım. Sen bir İngiliz'e nasıl at yerine, İngiliz'in atı nasıl olur? Şundan dolayı Sultan Abdülhamit eğer kendisini tahttan indirmeye gelen hareket ordusuna dirense, mukavemet etseydi... savaş zırhlılarını yolladılar Fransa ve İngiltere. Buna mani olacaklardı. Evet. Bunun için, buna teşekkür etmek için, yani bizim halifemizi rahatça tahttan indirdik, onun direnmesine mani oldunuz diye İngiltere'ye ve Fransa'ya teşekkür ettiler. Hadisenin arkasında İngiltere, Fransa ve İtalya vardır ama esas bu işi ayarlayan İngiltere'dir. Sebebi de gayet basit. Bu bir komplo değil. Mahir Kaynak öyle derdi. Komplo yok. Her şey hakikat. Nedir o? Sultan Abdülhamit'in hayatını biliyoruz. En mühim vasıflarından bir tanesi İttihadı İslam davasıdır. Ama bu ideoloji olan İttihadı İslam değil. Yani Cemalettin Efganilerin, Abdullah'ın İttihadı İslam'ı İngilizlerin kontrolünde, Osmanlı'nın dışında bir İslam birliği. Yani İngilizlerin ayarladığı bir İslam birliğiydi. O İslam Birliği ile Sultan Abdülhamit'in gününü karıştırmayınız. Sultan Abdülhamit fevkalade mahdut imkanlarla Hindistan'da Kerala vilayeti var. Çok büyük, Türkiye'den büyük bir devlet. Orada Hamidiye Üniversitesi'ni kurdu. Hala daha faaliyettedir o Diyobent'deki üniversite. Endonezya'da Hamidiye Koleji vardır. Pekin'de Hamidiye Üniversitesi vardır. Para göndererek, kitap göndererek, hoca göndererek bunları orada teşkil ettirdi. Kolay bir şey değil bu. Yunan Harbi olduğu zaman Hindistan Müslümanları Hilafet Komitesi kurdular. Aralarında para toplayıp Ankara'ya gönderdiler. Kimin hayrına yaptılar bunu? Sultan Abdülhamit'in emeklerinin neticesidir bu. Burayı işgal edemezsiniz. Buradaki insanlar sömürgeye dönüşmüş. İngiltere'nin, Fransa'nın sömürgesi, Rusya'nın sömürgesi. Ne yapacaksınız? Ordu mu çekeceksiniz oraya? Mümkün değil. Osman ne yaptı? Diplomatik olarak bütün bunları İstanbul'a bağladı. Hepsinin ümidi İstanbul. Bakışlarını İstanbul'a dikmişlerdi. Hacca giderken bile Halife-i Müslümin'i Cuma selamlığında görmek için İstanbul'a uğruyorlardı. Sultan Abdülhamit fevkalade mahdut imkanlarla bütün bu Müslümanların ümidi oldu. Hocam, bu sayede İngiliz, Fransız bunlara zulmedemedi. Sultan Abdülhamit'in korkusundan. Ve Sultan Abdülhamit de bunu bir koz olarak kullandı. Bakın eğer benim üzerime gelirseniz buradaki dünya Müslümanlarını ayaklandırırım. Bu muazzam bir siyasettir. Bu siyaseti İngiliz hükümeti ister mi? Fransız hükümeti ister mi? Elbette ki istemez. İstemediği içindir ki zaten işte belli bir kesimi örgütleyip ki biz bunlara Jöntürk veya İttihat ve Terakki Cemiyeti diyoruz. Hürriyet, adalet gibi sloganlarla Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmekten başka çareleri yok. Ekrem Hoca'nın bir sözünü kestim, şey unuttu orada. Evet. Şöyle bir hadise var. İndirildikten sonra Yıldız Sarayı İtalyanlara veriliyor. İttihat Terakki'nin bir grubu tarafından. Yine sakin. Sakin. Ve burası kumarhane ve pavyona dönüştürülüyor. Yani hocam, 2. Abdülhamit Tanrı'nın sarayı. Yıldız Sarayı kumarhane olarak kullanıldı. Evet. Sarayı Şerif. Bakın iddiaçıların bir zümresi tarafından. Ama sakin, niye biz üstünüz? Hı. Bakın hiçbir şekilde Tevfik hocam, gaza gelmeye, dolmaya gerek yok. Zaten Tevfik elimizde hocam, güç. Teşekkür ediyorum. Peki. Sarayı bastılar. Bitiyor mu hocam? Bitiyor. Bir toplayalım. Sarayı bastılar. Toplayalım. Bu mühim. Yani Sultan Abdülhamit'e madem ki vefatını anıyoruz, son zamanlarını bilmek lazım. Bu kimin başına gelse hazin bir hadisedir. Yıldız Sarayı padişahın evidir. Bir tarafı devletin idare edildiği yerlerdir. Bir kısmı padişahın evidir. Hareket ordusuyla beraber gelen eşkıyalar, işlerinde Bulgar eşkıyası var, her türlüsü var. Sarayı bastılar. Padişahı ailesinden ayırdılar. Sadece iki kızı, iki oğlu, bir oğluyla beraber ve iki hanımıyla beraber bir arabaya koydular. Eşya almaya müsaade etmeden doğruca Selanik'e, bir Yahudi bankerin evine hapsettiler. Bu da enteresandır. Sen misin Filistin'i vermeyen Siyonistlere? Biz seni Yahudi bankerin evine hapsederiz Selanik. Tarihte görülmemiş böyle bir şey. Bu büyük bir tahkirdir. Korkunç. Peki geride ne kaldı? Padişahın evi bu. Hanımların eşyaları var, mücevherleri var. Hepsini yağma ettiler.
Bu yağma 1919'da mahkemeye taşındı. Ve kimin ne çaldığı tek tek tespit etti. Öyle isimler var ki benim burada söylemem kanuna aykırıdır. Nedir hocam, pardon, duyuyor. Nasıl öyle isimler? Kişiler bu yıldız yağmasında hocam, yıldız saraydan yağması para ve mücevher çaldılar ki aklını şu anda hayatta tutturur. Değillerdir, yaşları değiller, müsait değiller, değil. Değiller. O çocuklarından falan vardır. Değiller ama bu millet içinde onları tutanlar çok. Öyle ve mi? Bazı mücevherler tamam. Avrupa'da haraç mezat satıldı bakın. Kendi evet. Şahsi peki. Mülkü. Bunları şu anda yani. Ekrem Hocam. Hamis Diamonds diye Avrupa'da satıldı bu Ekrem eşyalar. Hocam. Son bir cümle söyleyeceğim. Burası daha vahim çünkü. Padişahın hanımları, kızları, saraydaki cariyeler yani orada hizmet eden hanımlar ne oldular? Hepsini dışarı attılar. Başörtüsüz, mantosuz. Evsiz baksız. Bunlar kapıda kaldılar. Bir, evet. Onları aldı götürdüler Topkapı Sarayı'nın girişindeki avluya yığdılar. Ama önce bir 10-15 gün zindanda tuttular. 12 gün tuttular zindanda. Bakın, aç su ve ekmekle. 31 Mart İstanbul'da 31 Mart. Bu 31 Mart İstanbul için çok soğuk günler. Bunların burada zatürre olanları oldu. İntihar edenleri oldu. Sokağa çıkmış, ömründe araba görmemiş, araba çarpıp ölenleri oldu. Bir kısmı Darülaceze'ye düştü. Onlar şanslıymış. Bir kısmı Çerkez akrabaları aldı getirdi. Onlar da şanslıymış. Bir kısmı Beyoğlu batakhanelerine düştü. Ve bunları saraydan alırlarken askerler iç çamaşırların içine ellerini sokup mücevher kaçırıp kaçırmadıklarına baktılar. Şu an hangi insanın, bırakın Müslümanın ailesine böyle bir muamele yapılsa insan buna korkunç, razı olur. Korkunç. Bunlar Müslümanların halifesinin ailesine yapıldı. Evet. Ve Sultan Abdülhamit tahttan böyle indirilerek Selanik'e gönderildi. Ekrem Hocam. Evet.